Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza İstanbul'daki gerçekleşen seçimlerin 17. gününde Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı almasını soracağız. Videolarımızı izledikten sonra mutlaka kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde, İlave TV sizleri seviyor. Ekrem İmamoğlu 17 gün sonra mazbatayı aldı. AK Parti'nin 17. yılı, AKP'nin 17. yılı. Ayın 17'si. Bir şeyler biliyorlar yani bunlar. İşin içinde işler var yani. O saat 17'de aldı. O saat 17'de aldı, doğru yani. Evet. Artık bunların AKP'nin oyunları bunlar. Neden bu kadar geç verildi sizce? Onlar vermek istemediler zaten. Onlar hiç vermek istemedi. Evet. Onlar demokrasi istemiyorlar onlar. Onlar krallık, padişahlık zaten başından da belliydi. Tayyip Bey başkanın istemesi, bilmem ne şey istemesi. Hani krallık, padişahlık istiyor yani. Başka bir şey damat şey, Allah'a şükür memleketin ekonomisi damadın elinde. Damat, zorlu damat. Çok şükür şeye de gitti geldi. Sen söyle, bu sefer Amerika'ya gitti. Aldı şey... Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da hizmet yapacağına inanıyor musunuz? Ekrem İmamoğlu değil, İstanbul'da Türkiye'yi de şey yapar, hükmeder. Türkiye'yi de hükmeder, dünyayı da hükmeder. Her yerde iş yapar Ekrem. Ekrem İmamoğlu'nun geleceğini nerede görüyorsunuz? En büyük AK Parti. Tayyip kalkacak oradan, Ekrem İmamoğlu oraya duracak. Başkanlık diyorsunuz. Evet. Valla bu konu hakkında görüşlerim aslında geciktirildi. Yani dünya kamuoyuna da bir seçimi başaramadık, beceremedik diye rezil olduk. Evet. Ekrem İmamoğlu'na daha önce verilmesi gerekirdi. Türkiye'nin bu tür insanlara ihtiyacı var. Bu tür güler yüzlü, herkesi kucaklayan, yani bu ayrışmayı kaldıran, bu tür insanı. Ekrem İmamoğlu'nun gelecekle ilgili ben şahsım olarak samimi söylüyorum, içtenlikle söylüyorum. Geleceğin Cumhurbaşkanı olmalı. Böyle bir insana ihtiyacımız var. Türkiye'nin ihtiyacı var. Halkımızın ihtiyacı var. Birlik, beraberlik için bu tür insanlara ihtiyacımız var. Hayırlı olsun. Vatana, millete hayırlı olsun. Çok da iyi bir şey oldu. İsabetli oldu. Ve bu aslında bu gecikmeler bizleri dünya kamuoyuna karşı da bir rezil etti. Yani. Böyle olmaz. Böyle yapılmaz. Zorla bir şey alınmaz. Yani. Halkın elinde bir şey zorla alamaz. Halkın gücü herkesin üstündedir. Önce yukarıda Allah, aşağıda halk var. Halka gücüne inanmak lazım. İnanmayanları da halk böyle baş aşağı yapar. Temennim, beklentim bir gelecekteki inşallah öbür Cumhurbaşkanı seçiminde de böyle bir sonucu alması. Ne düşüneceğiz? Elinden alacaklar baştakiler. Biliyorsun. Güvenmiyor. Ne olacak? Güvenmiyorum. AK Partiliyim, güvenmiyorum. İmamoğlu'nun İstanbul'a hizmet edeceğine inanıyor musun? İnanıyorum tabii. Niye inanmıyorum? İstanbul'da olsa. Genç beyinlere ihtiyaç var artık. Benim İstanbul'da gibi 60'lıkları bırakacağım. Verirdim tabii, ben İstanbulluyum. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı AK Partili olduğum halde bu sene CHP'ye verdim. Çünkü rezillik diz boyu. Tencere kaynamıyor, kaynamıyor. Yalan mı? 30 liraya biber mi olur? Kuyumcu dükkanına girmiş gibiyiz. Olacak şey mi bu? Tepki oyu verdik. Evet, tepki oyu verdik. Rezillik diz boyu. İşsizlik bir yandan. Kendileri rahat, krallar, kraliçeler gibi yaşıyorlar. Biz rezillik içinde sürünüyoruz. Başka ne? İmamoğlu başkan adayı olsa oy verir. Veririm. Hayırlı olsun diyeyim, ne diyeyim? Neden 17 gün sonra verdiler, bu kadar geç oldu? Ya siyaset hep öyle işte. Siyasettir yani. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a hizmet edeceğine inanıyor musunuz? İnanıyorum, evet. Şükür Allah'a. Yani biz bunu bekliyorduk 17 günden beri ama uykumuz kaçtı. Çok geç kaldılar. Çünkü demokrasi demokrasi diyorlar ama kendilerine göre demokrasi, öbür tarafı demokrasi değil. Milletin İçerisine kabul etmek lazım. İradesi. İradesine kabul etmek lazım. Başka. İçinizde bir endişe var mıydı? Mazbatayı alamayacak mı? Yani düşünüyorduk ya. Bunlar bir şey daha belki seçimde de yaptıkları gibi yine bir şeyler yapabilirler diye. Ama hak etti. Bu arayı kapatamadıkları için de mecbur kaldılar, vermek zorunda kaldılar. Halk da bunu çok istiyor tabii. İmamoğlu'nun İstanbul'a iyi işler yapacağına inanıyor musun? Çok inanıyorum. Genç, dinamik, herkesi kucaklayan, ayrışmalı yapmayan, dürüst bir çocuk. Ya işte inanıyorum yani. Arkasındayız. İleride İmamoğlu nerede olur sizce? İleride İmamoğlu CHP'nin başına ve Cumhurbaşkanı adayı. Bu kesin böyle göre. Kesin.
Destekler misiniz? Destekleriz tabii, niye destekleriz? Ama tabii de bakacağız yani, hizmetlere de bakacağız. Şimdi destekler derken baktık beğenmiyor, bir şeyler yapmıyor. O zaman başka. Ama şimdi ümitliyiz çok. Bakın şimdi, burası Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Ve biz neyle yönetiliyoruz? Demokrasiyle. Peki bu kadar niye sürdü? Şimdi bir demokraside nedir olay? Bir insan eğer şayet hakikaten bir seçimde kazanmışsa, bunu dalavereyle, dattilikle kaldırıp da başka tarafa yönetilmesi gerekmez. Adam seçilmiş, mazbatasını vermek zorundasın. Ha, vay şurada şöyle olmuş, vay bu demokrasi değil. Bu nedir? Padişahlık. Anlatabildim mi? Üç gün yere vurmuşsunuz. Baltayı üç gün taşa vurmuşsunuz siz. Neden? Ben partici değilim. Hiçbir partiye de üye değilim. Vatandaşım. Hayır bak, partici değilim diyorum. Ne A partisi, ne B partisi, ne C partisi. Ben hiçbiriyle ilgilenmiyorum. Gerçekler. Eğer demokrasi varsa Türkiye'de, bunu daha önce yapmaları gerekirdi. Daha önceden verimliydim. Evet, ben bunu savunuyorum. Başka bir şey savunmuyorum. Teşekkür ederim. İmamoğlu AKP'nin oyunları üzerinde alamadı. Nasıl olacak? Madem iki ay önceden bunu altyapısını hazırladılar. Evet. Sayın Binali Yıldırım kardeşi bile dahi farklı yerde ikamet ediyor, farklı yerde oy kullanıyor. Evet. AKP'nin ülke üzerine yaptığı oyunlarını hangi vatandaş bilmiyor? İmamoğlu'nun İstanbul'a hizmet edeceğine inanıyor. Yani tabii ki inanıyorum ona ya. İnanmasaydık zaten ona oy vermezdik. Peki İmamoğlu gelecekte nerede olur siyaset? Gelecekte siyaset? Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacak. Bravo abi! En ufak bir şüpheniz olmasın yani. Bu konu hakkında biraz geç gelmiş bir mazbata. Fakat hakkıyla kazandığına inanıyorum. İyi görev yapacağına inanıyorum. Türkiye için iyi olacağına inanıyorum. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceğini nasıl görüyorsunuz? Gerçekten Cumhurbaşkanı olarak görüyor diyebiliriz. Fakat daha önceden büyük bir görevde görmediğimiz için Büyükşehir Belediye Başkanı gibi bunu deneyerek göreceğiz. Öyle ifade edebilirim. Biraz süreç oldu, sürüncemede kaldı ama bunda YSK'nın da yapacağı bir şey yoktu. Hak yerini buldu. Zoraki aldı diye düşünüyorum ben. Süreç neden YSK'nın elinde değildi? Kim yönetti sizce bu süreci? Süreci bence iktidar yönetti. İktidar yönetti. Fakat YSK da bu arada biraz zorlanıyor tabii herhalde karar almakta. Baskı altında mı? Baskı altında tabii. Ben öyle düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a hizmet edeceğine inanıyor musunuz? İnanıyorum tabii. Yani bunun örnekleri Eskişehir'de var. İnanıyorum. Çünkü pozitif bir insan. Bir de İstanbul'da tepki oyları vardı. Dolayısıyla tepki oylarından dolayı ben Ekrem İmamoğlu'nun böyle her şeye rağmen, medyaya rağmen kazandığına inanıyorum. Rahmetli Demirel'in bir sözü vardır, tencere götürür diye. Halk bir ihtar çekmiş olabilir. Fakat Ekrem İmamoğlu dediğim gibi pozitif bir insan, fakat bunu iyi değerlendirmesi lazım sosyal demokratların. Ekrem İmamoğlu'nun geleceğini nerede görüyorsun, siyaset geleceği? Ben hala anlayamadım Kemal Kılıçdaroğlu kendine böyle güçlü bir rakibi nasıl böyle ortaya çıkardı diye. Ben bir dahaki seçimi herhalde başkanlık seçiminde aday gibi görüyorum kendisini. Ne düşünüyorum? Ben de Hacı İmamoğlu Şanlıurfa'dan tebrik ediyorum onu. Katılıyorsunuz. Katılıyorum. Seviyorsunuz kendisini. Seviyorum. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a hizmet edeceğine inanıyor musunuz? İnanıyorum. Peki Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceğini nasıl görüyorsunuz? Nerede? Tahmin ediyorum CHP partinin başına o geçecek. Genel başkanı. Genel başkanı olacak. Sevindim. Çok sevindim hem de. Değişiklik olsun. 25 senedir aynı parti yönetiyor. Millet değişim istiyor. Evet. Ve İmamoğlu sempatik bir insandır. Güler yüzlüdür. Yani şöyle suratına baktığın zaman insan kendine bir şey güvence diye hissediyor. İmamoğlu'nun İstanbul'da hizmet edeceğine inanıyor musun? İnanıyorum. Ben Üsküdar'da oturuyorum ve inanıyorum. Peki Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceğini nasıl görüyorsunuz? Vallahi ben geleceğin Cumhurbaşkanı olarak görüyorum İmamoğlu'nu. Hayırlı olsun.
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a iyi hizmet edeceğine inanıyor musunuz? İnşallah eder. Peki Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceği ne olur sizce? İlerleyen zamanlarda. Vallahi genel başkan olarak görmek isteriz tabii ki. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Vallahi işte durum ortada, düşünecek bir şey yok ki. Sahtekarlık yapmışlar, onun için geç verdiler. Kim yaptı sahtekarlığı? Vallahi sandıklarda yapılmış işte, görürdün televizyonlarda gösteriyor. Ya kim yaptı, ben ne bileyim, ben kimin yaptığını işte görmüyorum. CHP mi yaptı, AK Parti mi? O bakımdan. Sandıklarda gösteriyorlar ya, tutanakları, zabıt tutanakların hepsini gösteriyorlar ya, kimin ne yaptığı belli. CHP hile mi yaptı sizce? Ben CHP yaptı, MHP yaptı, o haberlerde hepsini gösteriyor kimin ne yaptığını. Evet. Orada görürüz. İmamoğlu sizce İstanbul'a iyi hizmet edebilir mi? Edeceğim. Benim aklım ermiyor. Yapamaz. Bence yapamaz. Yok. Neden? Neden yapamaz? Bence de. Tecrübesi yok. Köylüktüzü belediye başkanı. Olsun canım. İstanbul ayrı. Orası köy gibi İstanbul'un yanında. Evet. Öyle işte. Siz İmamoğlu'nun geleceğini nerede görüyorsunuz? Ya işte o geleceği işte Cumhurbaşkanı olarak lanse edildi yani. Karlık yaptığı için vermedi. Kim yaptı hilekarlığı abi? CHP yaptı. CHP bu seçimde hile mi yaptı? Evet. Mazbata verildi ama. Verilsin, geçici olarak almıştır. Geçici mi? Evet. Bana bir daha göre seçim öyle. Mi olacak sizce? İnşallah olur. Bir daha olursa ne olur? Bir sefer AK Parti kazanır. Binali Yıldırım alır. Evet. Evet. Peki? Hırsızlık olmadığı için alır. Hırsızlık olmaz. Evet. Evet. Peki Binali... Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a hizmet yapacağına inanıyor musun? Ben inanmıyorum. Neden inanmıyorsun? İnanmıyorum da ondan. Hiç yapamaz. Yapamaz. İmamoğlu'nun geleceği nerede olacak? Nerede mi? Hiçbir yerde. Cumhurbaşkanı mı olacak? Hayal mi kuruyor? Yok, bana göre hiçbir şey olmaz.